Ankaralı kavuşması bu arkadaşlar. Ceyhun! Ben Ceyhun'a salça oluyorum. Her yere hakim. Ankaralı'nın gözünden kaçmıyor. Başlıyoruz. Peki. Ulus, Cebeci, Çankaya, kardeşleriz Kankaya. Bize her yer Paris değil, la bize her yer Ankara. Canım memleketim, Ankara'm. Ankara, Ankara. Özledim ya, kaç yıl ben oldu? Ben de ya, çok oldu pandemi. Ben en son 2019'da oyunla gitmiştik işte BKM'yle. Turnemiz vardı. En son gördüğüm ve dönerini yediğim gündür. Ondan sonra pandemi oldu zaten. Döneri hemen... nerede yedin? Yok ya, onlar açılmayı istemiyorlar. Mesela bu eskiden vardı ya bir mekan deniz kenarında. Evet, söyleyebilir miyim adını? Kapandır. Oranın sahipleri gidiyorlar adama, diyorlar gel burada yap. Böyle yapmam, memur zihniyetli, Ankaralı korkaktır ya, bilirsin biz çekingen. Ne yapayım ben diyor. Şimdi yok, ben orayı kontrol edemem diyor. Evet. Lezzetim bozuldu. Ege sen nerelisin? Ben Bursalıyım. Bursa'nın ufak tefek taşlar, Bursa'nın. Döner böyle şey Bursa'da evet, bulundu. Evet evet, İskender. Bursalı mısın? Kadifeli gelin, çaydan mı geçtik? Telif yok mu sizde bebeğim? Yani biz söylüyoruz anneciğim. Ama onda bile telif var diye biliyorum değil mi? O YouTube'da mı öyle? Ha, ya tamam. Sen ne geldin buraya, eve düşen yıldırım nedir onun? Eve düşen yıldırım ne diyor? Yapımcı orada duruyor, direkt bas bas paraları Onur'a mı ne bu? Evet. Bas ödesin. Bas paraları telif hep. Müzisyenler de kazansın, çok üzülüyorum ben onlara. Ben sana güvenmiyorum. Niçin? Sen yanar döner. Yayından önce daha şimdi geldi, ben böyle terlik giymişim. Ay ben de terlik giydim, ne güzel olmuş dedi bu girdiği terlik. Ama ben hep tamam, öyleyim. Tamam gösteriyorum. Evrim Akın'ın terliği. Yapma. Sonra 3 saniye içinde ayağına önü platform böyle. Hayır arkası, platform çeker misiniz ayakkabı lütfen? 80 santimlik gizli platform. Nerede? Gizli platform var abi ayakkabıda. Bir kere senin ayağının tabanı bu kadar mı? Evet. Gizli platform. Ben kaldım mı terlikle? Kaldım mı terlikle? Ama ben mi dedim terlikle çekelim diye bebeğim? Yanar döner neyse var. Ben bütün hep öyleyimdir işlerimde, bilmez misin? Bornozum ve terliklerim meşhurdur. Bornoz olmadan kış ol, makyaj yaptırmaz. Kış olsaydı bornoz. Akın'ın terliklerini vereyim mi? Vereyim mi Ercan? Kime? Kendisi terliği başkası giyince çöpe atıyor, ruh hastası. Evet, sen terliğini elini erdi. Bak bak yalayacağım nerede. Bana hiçbir şey olmuyor. O insan biz değiliz. Ercan vereyim mi? Atayım mı? Hop. Vallahi ona yakaladı, helal olsun. Anda. Ege hoş geldin. Hoş bulduk. Biz öyle iki Ankaralı buluşunca özür dileriz. Olsun, hiç yabancılık hasret hissetmedim gideriz ben. Bu ne, duş mu alıyorsunuz burada? Birazdan göreceksiniz ne olduğunu efendim. Aa. Ya siz bez bebekten. Evet. Mı, oğlum, kaç yıl oğlum oldu? Benim. Kaç yıl oldu? Valla 16 ilk başladık. 2007'de başladık. 2007 Ağustos Eylül'ünde başladık. O civarlarda başladık. 2010 bitti 3 sezon. 101 bölüm. 101 evet. Bölüm. Bir fiil. Bir harika. O kadar da tekrarı, belki bir 3 katı kadar da tekrarı oynamıştı. Başka kanallarda yayınlanıyor, hala dönüyor dizi. Evet. Fenomen bir dizi oldu aslında. Bez bebek dönüyor ya. Bizi işin enteresanı hala aynı sanıyorlar. Evrim abla da Allah'tan o sıkıntıyı çok yaşamıyorlar. O hala aynı da beni görünce, biz seni izlerken benden küçüktün, ne ara büyüdün? Ama tamam 16 yıl oldu çekildi yani. Büyümüş yani, olmam çok normal. 7 yaşında mıydın o zaman? 9 yaşındaydım. 9 muydun? 98 doğumlu diye biliyorum. 98 diyeyim, değil mi? Evet. Yani şimdi 26 oluyor. 25. Ama benim pardon, hala bebeğim. Bebeğim 25 hala. Ama 25 yaşında da bebek hala. Ha, tabii ama bir de onların çocukluklarına şahit olmak. Neler yaşadık biz ya. Elinde büyüdüm ya. Bayağı. Biz bayağı bende kalıyordu Ege. Tabii yemeğini falan yediriyordum. Yemek yediriyordum. Dersler nasıl işte, sürekli elim üstündeydi. Yani ben bir de erkek çocuklarını çok seviyorum. Yani mesela küçükken de hani böyle bir şey olduğunda... Olursa çocuğum, istemedim ama hiçbir zaman hayalini kurmadım ama olursa erkek olsun. Kardeşim bile annemlere ben sipariş veriyorum, düşünsene. Erkek olacak, adı da Onur olacak. Onur takıntılı böyle bir çocuğum. Ondan sonra tabii kimyam da, mesela erkek arkadaşlarım da çoktur. Çok iyi anlaşırım. Erkeklerle aynı dili konuşabildiğimi düşünüyorum. O yüzden ben Ege'ye, diğer çocuğumuz da Tan'la daha şeydi. Aslında anne baba rol modeli gibi böyle. Tabii estağfurullah çok düzgün annesi, kaliteli bir babası rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Serdar abicimiz. Çok severdim babasını. Aralık'ta değil mi? Daha yeni 7 ay oldu Ege. Evet, yeni haberin oldu. Yoksa ben söyleyeyim 7 ay oldu. Niye evet, ben çocuğa 7 ay oldu Ege diyorsam. Haberim olmayabiliyor ama gerçekten. Öyle bir dönem olduğu için böyle nasıl geçtiğini de çok anlamıyorsunuz. Şimdi Evrim de babasını kaybetti ama Evrim babasını 97'de miydi Evrim? 97'de kaybetti. Benim de 99. Ah 26 yıl oldu senin de. Ama sanki işte çok garip bir şey. Hala içimde o üzüntü var.
Hala ağlıyorum. Babamı özlüyorum çünkü çok özlüyorum. Doyamadım ki 17 yaşındaydım. Bir de senin baba figürün tabii öyle bir 17 ya, yani 17 yaşta kız çocuk iyice babaya aşık olduğu dönem aslında ama. Tam o dönem evet. Ya benim arkadaşlarım bile hala babam, biz senin babandan öğrendik bazı değerleri ve bilgileri derler. İşte lise dönemlerimizde kız arkadaşlarım Damla vardı, Özlem. Gelip mesela flörtlerini anlatırlardı babama. Babam daha böyle modern ve serbest bir adamdı. Ama işte... Sesini hatırlıyor musun? Sesini biraz yani... Ben mesela artık tınıyı hatırlıyorsundur ama sesin totalini hatırlamıyorsun. Kokuyu hatırlamıyorum. Sesini çok garip. Hatırlıyor musun ben Ege? Çok net hatırlıyorum. Ama sen ama de çok videolar, uzun şimdi videolar bir de birlikte çıktı. Yaşıyorlardı. Bizim dönemimizde öyle videolar falan yoktu ki. Hani. Evet. Bir de bizim anımız evet, çok fazla yani. Biz birlikte büyüdük. Hı-hı. Bütün set dönemlerimde evet, hep Serdar babam... Serdar abi hep getirirdi. Hı-hı. Özel arabalar yani. Tutup değil mi VIP tabii, araçlarla. Tabii tabii. Yani ben işte kaç 9-10 yaşındayken VIP minibüs almıştık ve onun arkasında sete gidip geliyordum. Babam sürüyordu hep yanımdaydı. Evet, yani ve birlikte büyüdük yani. Hani ben 5 yaşından özellikle 15 yaşına kadar bir fiil 10 sene boyunca oyunculuk yaptığım dönemde sürekli babamla birlikteydim. Ve dolayısıyla hem iş hem arkadaşlık hem baba oğul birikimimiz çok fazla oldu açıkçası. O yüzden tabii ki yeri çok daha özel. Siz de arkadaş gibiydiniz. Biz çok yakın, en yakın arkadaşımız. Ticareti de birlikte yaptınız. Tabii tabii bir sonra yani... mekan açtık falan. Ama onun hayaliydi. Anıların daha fazla aslında Serdar evet. abi. Beraber bir yol almışlığı evet. da var yani ortaklığı hep birlikte var. Yürüdük. Tabii, yaşanmışlığı evet, arkadaşlık babalıktan gibi da daha fazla evet. şey var. Tabii bu çok daha şanslıyım. Da, daha da aslında insanı ağır geçiriyor ama hani Evrim de çok iyi bilir. Genelde o ilk bir yıl çok sancılıdır çok. Yani ilk doğum günü, ilk doğum günü. Tabii ilk babalar günü. İlk yılbaşı, ilk babalar günü, ilk bayram. Ah bayramlar i̇şte, beni yani, nasıl yakardı biliyor musun? O bayramların ya zaten o bir süreç var Ege. O bayramlar, yılbaşılar, doğum günleri hı. dediği gibi. Ya ne bayram benim neyime ya babam yok diyorsun. Önemsizleşiyor gitgide. Her şey önemsizleşiyor evet. yani dünyevi zevkler bile yok oluyor. Ama belli bir süre sonra işte o doğa, tanrı evet. artık ne diyorsanız adına insan tabii bu biraz kendini geliştirmekle de alakalı. Öyle bir güç katıyor ki sana hani küllerinden doğmak var ya. Evet. Çok daha ben şey hissederdim hep başarılı iş yaptığında babam omzumda hala, ve fısıldıyor. Mesela bir şey oluyor çık buradan çık buradan bir ses. Ve gerçekten orada bir şey oluyor mesela. Ya çıkıyorum. Bir işle ilgili bir şeyde falan hep düşünür müsün bunu? Ya yani bunu kabul etmeli miyim? Babam olsa ne derdi? Evet, evet. Ben evet. hala düşünüyorum evet, bunu. Ben, de. Ben bütün hareketlerimi hala öyle ediyorum. Ya. Yani. Tabii ki benim. İşle ilgili gelişmelerde ya da hayatımdaki diğer gelişmelerde bana hep şunu söylerdi. Karşındaki hı-hı. sana ne yaparsa yapsın sen doğrusunu yap derdi. Mesela sürekli bu cümlesi hiç aklımdan çıkmıyor. Karşıdaki bana ne kadar yanlış bir şey de yapsa ben doğrusunu yapıp ben bana yakışanı yapıyorum. Mesela hep aklıma o söyledikleri geliyor tabii ki. O çok önemli ya kendini bozmadan. Evet. Karşı taraf ne yaparsa yapsın sen doğru tepkiyi vererek. Evet. Çok önemli. Çok. Yani ama bu bana böyle yaptı ben de bilmem ne hayır. Sen doğrusunu yap her evet. zaman ne yaparsa yapsın. Doğrudan şaşmamak lazım zaten. Sen de öyle misindir? Ben öyleyim. Yoksa mesela çaçaronlaşır mısın? Ay yok yok ben Onur beni bilir yani ne eziyetler yaşadığım dönemler de oldu. Ben kabuğuma kapanıyorum yani. Sen ağlıyor musun orada? Ağlıyor musun? Ha. Ağlamaz o ya. Hayır ben biz böyle duygusal konuştuk ki o ağlayabilir yani. Böyle, tamam. Ağlama kıyamam. Tamam. Ben ağlarım senin yerine. Ben de ağlarım. Başlamışız hep birlikte. İkimizin yerine. Yani ben tamamen kabuğuma kapanıyorum. Sessizliğe gömülüyorum ve şöyle bir şey var. Hani hata yapanın hatasını söylemem. Ama belli bir süre onu bir serbest bırakırım. Kendi içime dönerim. Belli bir süre sonra eğer onun bununla yüzleşmesi gerekiyorsa, hani o sınavı atlatması gerekiyorsa bunu ona direkt söylerim. Hmm. Ama yok buna değmeyecek ve bunu başaramayacaksa bağlantılarımı ben koparıyorum. Ben çok sevdiğime söylerim. Çok i̇şte çok sevdiğim, değer verdiğim ve bunu kaldırabilecekse. Hmm. Yoksa onun dışında ben sal gitsin ya. Ay hiç yok. Uğraşamam abi ben. Sevmediğince kavgacı değilimdir bilir beni. Katılıyor hiç. Hiç kavga etmem. Susarım ve giderim. En güzeli gitmek zaten. Ay çok güzel değil mi susup gitmek? Ah. Değersizleştirmek kavga işte karşındakini. Kavga etmekten çok daha bence çok acı daha verici değerli. Bir şey. Yani. Evet yani ne kavga edeceğim? Niye kendi sinirimi bozacağım ve karşı tarafa ya aslında kavga etmek de. Kavga edeceğim kadar değerli değer, mi? Evet değer vermek. Çünkü seni ciddiye alıyorsam bir argüman yaratırım yanlış mıyım? Evet kesinlikle öyle. Bir de hani doğruları sevdiğine bilmiyorum ben sevdiğime söylerim yanlış. Ama de, onun dışında da hiç ilgilenmem. Ben ne kadar net olduğumu işte benim Onur bilir yapımcınız. Öyle mi Onur? Hayır mı? Ha doğru. İşte biliyorsun.
Korktu bende. Yok ya, bir de babam ve oğlumda da biz nasıl ağlattın ya. Evet, evet ya, Türkiye'yi ağlattı ya. Allah seni ne yapsın diye çocuğa. Aslında Çağınırmak'ın suçu da olsun. Bunları ben kullandım. Burada Ege'yi bilirim. Nerede Çağınırmak? Ege var burada. Herhalde. O çok inanılmaz bir projeydi gerçekten. Yani. O konuda da çok şanslıyım. Ege, oraya sen... da babam sayesinde girmiştim bu arada. Ege, sen anladın mı o zaman o yaşında? Yani sen nasıl büyük bir başarıya imza attığını... Anladın mı? Kavramış mıydın? Kavramıştım çünkü öncesinde Kınalı Kar vardı. Kınalı Kar'da bir 50 bölüm oynadığım için orada aslında biraz işin ciddiyetine farkına varmaya başlamıştım. Çünkü o dönemde en çok izlenen dizilerden biriydi. Ve bir popülarite yakalamıştım aslında. Üstüne bir de babam ve oğlum olunca daha böyle artık profesyonel bakabiliyordum. Orada hani bir iş yaptığımı biliyordum. 7 yaşında da olsam. Ama ilk başladığımda tabii ki çok daha oyun gibi geliyordu bana. Sonrasında babam ve oğlumdan sonra bir de bez bebek olunca zaten bütün Türkiye artık böyle yürüyememeye başladığımız bir dönemde yaşamıştık. Yani farkındaydım olan bir tane. Ege çok farkındaydı ya. Farkında mıydın? Ben hiçbir zaman farkında olmadım. Yani, ya hiç ben şöhretim, ünlüyüm, biri beni tanıyor diye yaşamıyorum. Annem hatta bana der, kızım bir ruj sür öyle çık dışarı. Sakın bile yıkamam, bilirler, taramam. Çıkarım, gezerim. Hiç öyle bir dünyam yok. Pazara giderim, aşağıda pazarımız var mesela. Yani Avrupa yakasından sonra zaten bomba gibi patladın. Hani evet. Herkes seni konuşuyordu. Ve ondan sonra devam etti bütün projeler. İşte bez bebek, ev kuşu. Ay ev kuşunda ben seni hiç kaçırmazdım, biliyor musun? Yaparsam geleyim mi evine? Ay ne eğleniriz seninle. Ay senle biz şu videoya bakarsak evet bayağı bir eğleniriz. Yani sonra çocukların anlamları var. Ev kuşu hangi yıllarda Evrim? 2016'ya kadar. Şöyle sonra... ki hiçbir bölümünü kaçırmadım. Gerçekten. Çok seviyordum, çok beğeniyordum, çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani ben naçizane, hani bana düşmez de. Şey diyordum ya, bu ne şahane, hani ne şahane yapıyor işini. Çok güzel projeleri vardı ya. Çok güzel. Televizyondaki bence her işi birbirinden özeldi. Çok şükür, evet. Ya evet, ben az iş yaptım ama öz iş yaptığımı düşünüyorum. Hı-hı. Ev kuşu başlamalı. Bence de başlasın artık. Ben çok burada hakikaten vallahi ya bizim dünyaya da söylüyorum ya, bak hani ya ne olacak. Bloomberg'ü, Show TV'si güzel olur. Menajerim. İçimden geldi yani böyle. Ayırırım içimden seni, inşallah. Şimdi dur, Ege'ye de proje yapmam lazım. Ege'ye ne olmalı? Şu anda Ege'yi düşünüyorum. Ne olmalı? Bilmem, siz bence yakıştıramayız. Ege'nin bir dakika, Ege'yi son zamanlarında takip etmeyen ya da ne yapıyor bu adam diyenler varsa Ege teknolojiyle de çok yakından ilgileniyor. Ege'nin çok güzel projeleri var. Evet. Ege, biliyor musun, biz bilgisayar yani dünyamız hani 2007'de Facebook'u birlikte açtık. Birlikte açtık yani. 2007. Ya anneler geliyordu, çocukların anneleri ya da işte rejiden insanlar. Ege, bize de Facebook açar mısın? Daha 9 yaşında. Tabii ilk kullanıcılarıyız biz ya. İlk. Facebook'un, Twitter'ın falan. Ege, şimdi oyun tasarlıyorsun, evet, değil mi? Evet, dijital oyun tasarımı. Başka ne yapıyorsun? Mezunuyum. Bir yandan e-ticaretle de ilgileniyorum ama aslında esas ilgilendiğim oyunculuk tabii ki. Leyla ile Mecnun'u çektik 4 sezon, bitirdik şimdi. Esas devam etmek istediğim alan her zaman oyunculuk. Çünkü orada doğdum, orada büyüdüm ve bana göre yapmayı en iyi bildiğim iş o. Ama tabii ki onun dışında işte yazılım olsun, bilgisayar olsun, bu da hep ilgimin olduğu alanlardı. Ve o alanlarda da ticari olarak bir şeyler yapmak istiyorum. Oyun tasarımı mezunuyum, dijital oyun tasarımı. Buldum. Mesela Amerika'da yarışmalar var ya. Evet. Mesela modacılar kendi kreatif bir işler yapıyorlar. Böyle kendi kumaş veriliyor. İşte bilmem ne. Bugün bunu yapacaksınız. Mesela Ege'de tasarım, teknoloji ne? Çizgi film yarışması mesela. Tasarımcı çocukları bulup şöyle ben daha sen toparla. Hayır. Heh. Arkadaşlar, şahane bir proje buldum. Buyurun. Çünkü Evrim de üniversitenin adını vermem. Benim de hoca olduğum zamanda üniversite. Evrim moda tasarımı okuyor bir taraftan da. Evet. Evrim kaçıncı sınıftasın? Daha bir. İkiye başlayacağız işte. Sen normalde ikiyi bitirip üçe geçmen gerekmiyor muydu? Yok. Kaldın mı? Sınıfta mı kaldın? Kaldım. Özellikle bu depremde online yaptılar ya, ben beceremiyorum işte. Keşke yanımda olsaydı, o yapsaydı. Moda tasarımı bilen, okuyan şu anda. Bak şimdi burada Evrim var. Burada teknoloji, oyun tasarımı var. Ondan sonra e-ticaret. Şimdi moda tasarımıyla oyun tasarımını bir araya getiriyoruz. Bak. Bir oyun yaratıyoruz. Bak dinle bunu, dinle. Bir oyun, Z kuşağı dinle. Bir oyun yaratıyoruz, tamam mı? İçinde ama oyunun içinde moda tasarımı oluyor.
Oyunun kahramanlarını moda tasarımı. Yani hem teknoloji hem giydirme yarışması. Bence o kıyafetleri de NFT ile satalım sonra. Bak hemen ticaret. Tamam. Senin burcun ne çocuğum? Balık. Annem ben Allah, şey alıyorum buradan patent. Komisyon. Olur, tamam. Güzel fikir. Sen de olabilirsin. Projenin şeyi bana ait. Moderatör sen olabilirsin. Tamam olurum vallahi. Tamam. Çok eğlenceli olur. Bence de keyifli. Ama biz konuşmaktan çekemeyiz gülmekten. Canım kendi şeyimize. Bir de alttan müzik verir bize reji. Ulus Çevici Çankırı. Ankara tam onu diyecektim. Ama düşünün teknoloji her şey falan. Ay, avatarları var, şeyleri var işte böyle bilmem ne. Ve biz orada Ulus Çevici Çankaya'dayız hala. Ruhumuz öyle bebeğim, Ankaralıyız ya. İki Ankaralı. Biz orada kalmışız. Ege oradan çıldırıyor. Saçlar diken. Evet güzel olur bence. Bize anlayış gösterir miydin? Tabii ki. Neden gösterir göstermiyor? O çok beyefendi. Bak, bu ben siyasetçileri konu kaldım bir bu arada. Evet, evet, evet Ege onu bir anlatsana, sen onu da yaptın. Ya o da aslında biraz tesadüf oldu. Twitter'da ve sosyal medyada çok böyle popüler bir mecra var. O mecranın da bir hesap, burada adını söylemem bilmiyorum, sakıncası var mı? Bilmiyoruz ki zaten. Söylesene. Kendi adına konuş. Ben en azından şey, kendimi güncelleyebiliyorum. Ben evde kitapların arasındayım. Hala kütüphanedeyim. Valla ders çalışırken bile not. Aç bilgisayara yazsana. Yok. Ben hiç yazacağım. Not tutamıyorum. Ay, Onur da öyle. Defteri var, yazıyor. Bizim öyle. Hande telefonda not alıyor. Onur deftere yazıyor. Ne öyle bize. Tam İki işte kuşak o kadar dönemi. Net ki karşımda. Pardon. Estağfurullah. Anladım. Seçim dönemi öyle bir şey de yaptık. Böyle, kaç siyasetçi ağırladın? 6 siyasetçi ağırladım sanırım. Muharrem İnce'yi ağırladık. Sinan Oğan'ı ağırladık. Ümit Özderli'yi ağırladık. Profesör Doğu Doktor. Doğu Perinçek vardı. Doğu Perinçek'i ağırladık. Bir de CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killi'yi ağırladık. Aslında keyifliydi, bilmiyorum. İlk başta çok heyecanlandım o yüzden. Çok normal ama. Çok ilk defa yaptım. Bir de siyasetçi konu kalmak çok zordu benim için. Ama keyifliydi yani. Üstesinden geldim sanırım. Beğenildi. İnsanların yorumları olumluydu ve güzeldi. Bir de öyle bir şey yaptık. Tabii o bir projeydi seçim öncesi. Gayet keyifli geçti yani. Şimdi belediye seçimleri geliyor. Onlarla ilgili yapabilirsin. Nasıl fikir? Bilmiyorum, belki olabilir. Şey biraz mi? Geliyor ama. Şimdi belediye, yerel seçimler. İl Türkiye mi yaptın? Dolaştın mı mesela? Ay çok güzel olur Ege. İl Türkiye işte 80 evet. Bölüm. Ha, mesela. Oradan yine. Bak ben hemen bölüm çıkarıyorum. Başı. 80 bölüm. Biz de, bak sen belediye başkanlığını giydir, ben de moderatör. Giydireyim mi onu? Ama bak illa ben çok kötü giydiririm. Hayır, biz... Çocuğun başarılarına bir yerden nasıl? Estağfurullah. Biz niye dahil oluyoruz ayrıca? Biz niye yanında? Salça oluyoruz, bulaşıyoruz çocuğa? O biz daha yolun onda başındayız ya. Onda gelecek var çünkü. Ondan, annem o Z kuşağı. Sizin başarılarınızın yanında biz daha çok yolun başındayız Ege, yani. Ege evladı. Estağfurullah. Ege bir dizi yap, bize oynat. Artık buraya gelecek. Film mi çeksen? Ege sepet sallandır, sallandır. Bize bu noktaya geleceğiz yani. Vallahi yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Siyah bak, belediye başkanları iyi fikirmiş. Olabilir belki. 5 yılda bir yaparsın bu işi. Zaten peş peşe olur. %10'u ona veriyorsun. Öbür projede %15. Böyle ben bir şey kazanamıyorum. Ay %10 veriyorsun. Daha %10 ne ya? %90 gözünü doyursun Ege'ye. Millet %45-35 istiyor. %10 da az be. Evet, ben ona da şaşırdım aslında biraz yani. Sadece size %10'sa bilmiyorum, biraz daha dağıtmak lazım bence. %10 çok az. Nasıl döndü anında? Ben dedim ya. %35-45'i duyunca razı oldum. 35-45'i duyunca. Ahmet Ufan onu söylüyor. Dağıtarak, doğru. Ekip kurarak yapılacak bir şeydir diyor. Bence de herkes kendi işini en iyi şekilde yapacak. Ahmet mutlu San olacak. Diyor, biz demiyoruz Evrim'le. Haklıymış. Ahmet San ne diyorsa doğru. Ama Tarkan'ın başarısı da oradan geliyor. Yani mesela bir ünlü popçu arkadaşım var, adını vermeyeceğim. Aha. O döneminde yani Tarkan gibi, ikisi de aynı kulvarda. Dedi ki yani aramızda en doğrusunu Tarkan yaptı diyor. Management'a ödedi parayı, yönetime ve hani ekibe. Biz oyuncaklara verdik dedi, hani o pahalı arabalar, yalılar. İşte gençlik. O Tarkan'la aynı dönemde ünlü olan arkadaşın baş harfini sonra, söylesene. Baş. Hayır söyleyemem. Soyadını. Kaç tane? O, yok, sonra söylerim kulağına. Ay çok merak ettim. Kulağıma ama. Bunlar da duymasınlar. Çok merak ettim şu anda. O yalılara, arabalara. Ve en büyük ama yani sonradan çıkardı. Arabası güzel mi? Zama yok değil. A değil. M değil. M hala şey canım, A sende. Ya mesela money, merak money. Ettim kim diye ama olabilir tabii ki yani o evet. O bir management, hakikaten akıllı davranmak gerekiyor yani, o bir iş insanlığı. Sende de yok değil mi o kafa? Bende de hiç yok.
Ben bana dostluk olsun, yalan söylemesin, doğru olsun, bana yeter bir kişi olsun. Değil İşte mi? Menajerim ben, ikimiz. Aha. Ama şöyle yani kendi küçük ekibim var biliyor zaten bu YouTube yaptığımız için. Orada değişmeyen ekibim Ebru, işte Kevser saç makyaj yapar, Ebru asistanım. Ondan sonra Mehmet Ali ile ortak olduk zaten. Onun yani onlar da benim evladım, kardeşim gibi oldular. Kendi küçük ekibim var aslında. Ebru sen niye ayaktasın? Ya şuraya otursana rahat rahat izlesene, aşk olsun ya, Ebru ayakta. Yok hayır. Yani o da yetiyor diyorsun şu anda. Peki ne yapmak istiyorsun? Senin gönlünden geçen, bak bu programda söylediklerin oluyor. Öyle mi? Evet, ne yapmak istiyorsun? Ben bir söyleyeyim mi? Söyle canım. Ev kuşunu istiyorum, onu söyleyeyim. Çok istiyorum. Ev kuşunu ben de istiyorum. Bir de şimdi kendim biraz fikir annesi diyelim. Hı hı. Bir küçük müzikal, üç kişilik. Evet, benim çok yakın çocukluk arkadaşım. Hatta bugün oğlunu getirecektim. Bilet bulamadılar malumunuz. Herkes bir yerlere gidip geldiği için. Sana şiir okuyacaktı. Orhan Veli falan. Oy. Tabii öyle yetiştirdi. Benim çocukluk arkadaşım birlikte tiyatroya başlamış çocukken. O opera okudu. Ben tiyatro. Evet, onun bir de ünlü bir arkadaşım var. İsmini söylemeyeceğim. Onu da sonra söylerim. Onun arabası var mı? Var. Ama kadın. Var arabası var. Ona takılsın. Ben bu şey X kuşağı aldığım için. Evet. Ondan sonra böyle bir üç kişilik bir müzikal. Vay. Evet, küçük bir oyun, kabare tarzı. Hem mesela atıyorum açık havada da oynayabileceğimiz. Evet. Biz şu anda ne yaşıyoruz sevgili seyirci acaba? Evet. Öyle, onu yapmak istiyorum. Onunla böyle şehir şehir turneyi özledim. Turne yapmak çok güzel bir şey. Peki ne anlatacaksınız? Yani tabii ki detay sormuyorum. Yani derdiniz ne olacak? Derdimiz, önermemiz ne olacak? Evet. Yani aslında ya işte onu söylersen olmuyor. Olmaz, peki tamam. Çünkü onu da sonra söyleyeyim sana, kaçmasın. Çünkü Onur'un bir şeyi var. Hiçbir şey olmadan kimseye bir şey söyleme sakın totemi var. Ha. O yüzden ben de alıştım, 10 yıldır birlikteyiz, böyleyim yani. Bana da şunu yapıyor. Bak bir iş var. Ama söylemeyeceğim sana. Bana da söylemiyor bu öyle, arada. Öyle öyle. Sana da söylemeyeceğim. Bir olsun. Ama senin işin değil yarın, mi? Hayır, benim işim bu arada. Yarın belli olacak, bir olsun. Alem bir menajerimiz var. Ne bu ya? Bu ne acaba ya? Yok, gözümü de bağlı. Bari bizim gözümüz de bağlı. Gittiğimizde görelim ne olduğunu. Bana da diyor ki mesela aramıyor 10 gün falan. Arıyor sonra. Sen bilmiyorsun ama ben aslında senin için koşturuyorum. Ya ben nereden bilebilirim zaten senin ne yaptın 10 gündür görüşmüyor. Böyle değil mi? Böyle bir ilginç. Ben söylemiyorum ama bakma, ben bir şeyler çeviriyorum ama sonra söyleyeceğim. Ama oluyor. 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 Ha. Onun totemi o. Bırak o öyle yaşasın. Yaşıyor zaten. Bizi de alıştırdı. Ha, bir şey yapıyoruz, bizi yapmıyoruz. Hala yaşadığına göre bir şey yapmıyoruz yani. Bu yaşa geldi. Demek ki biz de iyi huylu insanlarız. İyi huylu. Biz dik başlı değiliz. Laf dinliyoruz da o yüzden. Ben bazen dinlemesem de. Ben daha mı çok laf dinliyorum? Sen daha Ben daha çok laf. O dinlemiyor değil mi? Ben daha peki uyumlu. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Onur seni bekletiyor mu hiç? Hayır. Bak ele bak, ele bak, ele bak. Çek beni, eller belde çetesi. Sen ya geliyor şimdi, bak şimdi. Binadan arıyorlar. Onur Hanım geldi, gönderin diyorum. Abi ben kapıya gidiyorum, açacağım asansöre binip. 45 dakikada gelir. Çünkü o sırada 50 telefon evet. Konuşması yapıyor. Ve dolanarak yapıyor böyle. Ben inanıyorum, bak biz bu akşam 6'da sinema filmi görüşmesine gideceğiz. Güya 6. Biz 8-9 gibi orada olacağız, ben biliyorum. O yüzden ben, bana diyor ki yemek yeriz. Ben o saatte yemek yer miyim? Ben 5 ile 6 arasıdır benim yemek yeme saatim. Senin yemek yeme saatin ne? Benim yemek yeme saatim. 5 ile 6 benim çok değişik ya. Ben biraz böyle geç kahvaltı ediyorum bayağı. Ne kadar erken de kalksam. Geç mi kalkıyorsun? Erken de kalksam fark etmiyor yani. Uyanır uyanmaz yemek yeme çünkü alışkanlığı. Çünkü sen zaten karbonhidrat kafasın, onu biliyorum. Tabii. Evet, tam çok ne öyleyim. Yiyorsun kahvaltında? Değişiyor yani. Pizza döner olabiliyor. Pişi. Pizza olabiliyor. Pişiye bayılırım. Bayılırım gerçekten. Ay, 10 sen tane nereni yerim. Yiyor musun da yapıyorsun? Ben hayvan 10 tane yerim gibi böyle hamur olmaz. Yiyorum. Ben de hamur çok seviyorum. Böyle pişileri var ya, düzine düzine götürüyorum. Evet, ben de öyleyim ya. Ne yapıyorsun? Nasıl böyle spor mu yapıyorsun? Spor yapıyorum. Ha. Ben onu da 5'ten sonra yemek yemem ama. Ben de yemem. Yani ben ya anca şey iş yemeği falan olacak da hani dışarıda yemek yiyeceğiz. Ay düşüyordum. Peki sen pizza seviyorsun, hamburger seviyorsun, makarna. Severim, bayılırım. Patates kızartması. Bayılırım. Bunları seviyorsun. Bayılırım.
sebzeye dair çok şey. Beni ağlattı bir gün ya. Brokoli yedireceğim. Ya ağladım ağladım. Evet. Gözümden yaşlar aktı Evrim ya. Evrim ablayla tek anlaşamadığımız konuydu yani. Brokoli sette. Miydi? Hiç yemek. Sebze. Yemiyor. Yemek. Yemiyorsa yemiyor çocuk ya. Ama ben de güzel beslensin. Anneyim ya ben. Evet. Şeyin ki Allah beni anne yapmadı diyorum. Annem var değil mi? Evet. Yok, role mi kaptırdı kendini, ne yaptı? Çok bizim bağımız ayrıydı yani. Çok, Evrim anne diyordu bana ya. Ben de öyle yani, çok ayrıydı bağımız yani. Ama yemesin çocuk brokoliyi de, bırak ya Allah aşkına. Ya brokoliye takılma, pırasa da yemiyor patlıyor. Yani bir zaman beyni çok iyi çalışıyor. Maşallah. Vücudu da incecik çocuğun. Evet. O zayıfladı ama. Daha da biraz gibi zayıfladı. Biraz alacak kilo. Ya bir kere beyni çalışıyor çocuğun. Çok şükür. Hani karbonhidrat benim beynime kan gitmiyor pişilerden. Onun gidiyor demek ki. İnşallah yani. Gidiyordur benim de. Alışmış teşekkür artık, yapacak bir şey yok. Peki sende proje yok mu şimdi? Böyle televizyonla ilgili, sinemayla ilgili bir şeyin var mı? Yani aslında değerlendirdiğimiz projeler, hı-hı, var şu anda. Birkaç bunu laf tane olsun diye söylemiyorsun değil mi? Hani öyle yok, herkes, hayır, öyle konuşuyor. Herkes konuşuyor. Olur. Birkaç tane var. Ama aslında biraz da şimdi Leyla ile Mecnun'dan sonra ben bir ara verdim. 2013'ten sonra bir süre, işte 2021'e kadar hiçbir projede yer almadım. Bu aslında biraz benim için tercihti. Çünkü önceki projelerimde şansıma hep çok iyi isimlerle, çok güzel projelerde ve çok güzel karakterlerde oynadım. Ve bundan sonraki oynayacağım projelerin de öylesine bir projede olmak istemedim açıkçası. Ve biraz daha o işte tam geçiş dönemini, işte ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemini biraz daha böyle bekleyerek ve kendime yatırım yaparak geçirmek istedim. Şimdi ne yapmak istiyorum? Yine bir dizi veya sinema filminde oynamak istiyorum ama biraz daha farklı bir karakter oynamak istiyorum açıkçası. Nasıl yani, bir karakter? Bugüne kadar böyle hep, hep evin çocuğuydum yani. Bez, hı-hı, Bebek'te de öyleydim, Kanalı Kar'da da öyleydim, babam ve oğlumda da. Yani genel olarak bana hep sempati beslenen rollerde oynadım. Biraz da antipati toplamak istiyorum yani. Biraz, antikahraman. Evet, biraz böyle seri bilmiyorum. Seri katil. Deliriyim, ay, evet, çıldırıyım. Ay, çok güzel seri katil çok olmaz güzel mı Ege'den? Olur. Evet, olur. Bence böyle de. Bak, buzluğu açıyorsun, oradan kırmızı ojeli bir kadın kolu. Mesela eve gelmiş sevgilisi. Çok güzel olur ya. Çünkü hiç ummuyorsun ya. Temiz, evet, yüzlü. Evet evet. Ve şey iyi. Ses biraz tonu böyle yumuşak. Biraz karanlık tarafımı göstermek istiyorum yani. Karanlık kamera tarafını karşısında. Korkarım yani ben. Senin bir karanlık tarafın var mı Ege? Bilmem. Bence herkesin vardır. Hayır, yani. Yani. Öyle genellemeye topu atarak, göğsünde yumuşatarak kurtulma. Var mı karanlık tarafın, yok mu? Yani spesifik olarak şöyle bir karanlık tarafım var diye gözümde canlanan bir şey yok açıkçası. Hani şöyle karanlık bir tarafım var diyebileceğim bir şey yok ama kesinlikle vardır yani. Herkesin leke vardır. Evet. Koskoca mazi. Ay Allah rahmet eylesin. Çok severim Ferdi Özbey'ini. Bu niye bu her laf şarkıya çıkıyor? Televole gibi oldum. Orada her laf bir şarkı yapıştırıyorlardı eskiden. Niye böyle oldum bugün ben ya? Müzikal dedim ya, ondan mı işte çağırıyoruz? Peki şimdi sen de olsana bizle. Ay, dört keşke, kişilik yapalım. Ne kadar güzel olur ki. Ben olmaz mı onu? Beş olmaz mı ya diyorum. Hayır, benim arkadaşım Lütfü Tuna, buradan selamlar. Çok da iyi vokal koçu. Yani ağaca, adam var horoza ya, şarkı Avustralya'ya taşınır bak. Ne güzel sana, biz de gideriz. Bana burada çok net olun. Tamam mı? Çok İkimiz dürüst de mi? Evet, evet, ikiniz de çok, tamam, dürüst. Babalarınızla konuşuyor musunuz? Evet. Evet, bir süre konuştum da artık yok. Ya ben ben hala konuşuyorum. Yok, ben işte beni biraz şey yapıyor. Konuşuyor musun? Konuşuyorum ama fiziksel olarak mezarına gittiğimde daha çok konuşuyorum. Ha, böyle evde mesela oturdun, yatağa girdin, telefonuna baktın, şarja taktın telefonu falan filan. Tam böyle yatak. Ya baba ya, böyle böyle bir şey var falan hani. Oluyor, bazen oluyor, evet. Yani sesli olarak değil tabii ki ama kafamın içinden zaten sürekli böyle bazı anlarda, beklemediğiniz anlarda özellikle bir yerde geliyor kesinlikle aklıma ve orada acaba şunu söylesem ne cevap verirdi? Veriyor mu cevap sana? Bence veriyor. Yani bilmiyorum, ben hissediyorum. Ha, alıyorsun açıkçası, o cevabı. Evet. Sen alıyor musun o cevabı? Yani diyorum ya, artık yapmıyorum onu. Şey, çünkü ya ilginç yani, o bağ kopmuyor bence hiç. Kesinlikle kopmuyor. Yani sadece görmüyorsun, o kadar gibi kesinlikle bir şey. Kesinlikle. O cevabı alıyorsun. İyi, ilginç. Güzel.
Sadece ben almıyormuşum. Bak ben peki kendime... sektörde yaşadığınız saçmalıklar var mı? En son yaşadığınız saçmalığı bize anlatır mısınız? O ne sektörde ne var mısın şu anda? Hayır olay hayır. Olay var, olay da onda söylenmez. Onu da senin kulağında sonra söyler. Ama siz de arkadaş ne program yaptınız ya? Habire o benim kulağımda söylüyor. O benim kulağımda. İzleyici ne yapsın bunu? Niye izliyor? İzleyici şu anda bu bölümü niye izliyor? Şimdi şu biz anda? CEO'yu veriyoruz ya onlar araştır bulurlar. Sen merak etme. Ya, Türk seyircisi çok zeki yok onda. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben seyirciler bana yazsın DM'den. Ben şeyi söyleyeceğim Tarkan'ın döneminde şimdi. Ya o zaman söylemem ki. DM'den. Ama ondan sonra olay olur, ifşa ederler. Yok sonra... söylemeyeceğim. Ay, ay, arkadaşım ayıp olur. Çünkü o özel hayır, bana, bir anda paylaşmıştı benimle. Bence sana ayıp etmiş olurum olmaz. Evet. Söylemeyeceğim ya vazgeçtim. Yazmayın bana. DM'den de yaz. Kesin atın burayı reji. evet. Evet sizi dinliyoruz. O var mı? Saçma. İsim verme. Olay yerini anlatma. Şöyle olmuyor üstten anlat ya. Tepeden. Hı? Yani... Geldi mi hiç başına böyle kötü? Mesela hiç başınıza geldi mi vur kaç yapan şirketler sallıyorum. O gelmez mi canım? Ne? Ya böyle nereye geldik? Böyle şeyler oluyor artık. Paranızı alamadığınız olmadı mı hiç? Kayboluyorlar ortadan. Ha şey işi yapıp parayı alamıyorlar. Evet. Aa benim olmadı. Ay. Senin olmaz tabii koskoca Ciner'le hayır burası için değil yani Onur'la ilgili çalışırken de olmadı. Ama dizi sektörü dizi yaptın mı hayatım? Hayır yapmadım. Ben çünkü bir muhabirim gazeteciyim o yüzden hiç dizi yapmadım. İşte ben. Siz evet. Kurumla çalışıyorsunuz çünkü gazeteciler. Evet, doğru. Daha senin kurumsal. Gibi. Evet, evet ya bize maaş yatıyor. E ne güzel işte bize öyle değil ki bize haftalık bölüm başı hatta. Bölüm o da alabilirseniz. O da alabilirsen Allah'a şükür. Benim oldu bir tane. çok eskiden ama bir dizi çektik 5 bölüm. Bir de no name'im yani tanınmıyorum da. Adam gitti ama şimdi sonra bir yönetmen olarak bize geldi hatta. Sonra dedim ki böyle ben oradan yıllar geçmiş ben sana paranı vereceğim dedi. Ben böyle düğün hediyem olsun şekerim dedim. Ne diyeyim evlenmişti. Hadi ya. Bak Hande'nin de çok olmuş fakirdim parasını yani. Alamadı. Hande kim? Editör. Kulağıma söylüyor. Ya programlardan almış. İşte başka yapımcılar olunca iç yapım evet, olunca iç olmaz bu. Çünkü kurumsal. Başka... Ya zaten yapım alıyor kanaldan parayı. Dağıtırken sıkıntı yaşıyor. Dağıtamazken yani evet, orada, yaşıyor. Evet. Hmm. Orada yaşanıyor maalesef. Çok üzücü ya. Hala yaşanıyor ya emeğine olması. Yazık ya. O insanlar düşünsene hadi biz oyuncular biraz daha fazla kazanıyoruz veya başka iş yapabiliriz. Sunuculuk yaparsa ama. Kamyon şoförleri alamıyor işte parasını işte bak ya. Onlar böyle... yani ya da kameraman ne yapacak kameraman? Kamera yani dizi çekmekten işte görüntü yönetmenliği yapmaktan başka ne yapabilir? Rejideki çocuklar ne yapacaklar? Set işçilerimiz var. Ama bu peki bir şey soracağım size. Siz çünkü çok daha o sektörde deneyimli olduğunuz için o alanda. Ya bu paralarını vermeyen bu kameramanların, oyuncuların, set çalışanlarının paralarında gözü olan yapımcılar hakikaten bir şekilde hala var oluyor mu? Yoksa bir gün yok, onlar yok yani oluyorlar. Ben bunun devamlı olabileceğini de düşünmüyorum. Yok onlar yok oldular zaten. Yani bunu yapan artık son vuruşu olduğunu bilmeli. En azından. Çünkü kanallar da ona güvenip iş yapmaz ki. Hmm. O kendi ekibine ne yaptıysa bana ne yapmaz demez mi kanal yöneticileri? Hani devam eden de oluyor bu arada yani. Çok hani ama o hatasını düzeltirse sonrasında. Evet. Ki düzeltenler devam ediyor. Mesela ben Focus filmle, Süreç filmle çalıştım. Ali Gündoğdu. Muhteşem bir yapımcıdır. Yani döker önüne. Focus da öyleydi. Hiçbir sorun yok. Böyle parayı mı döküyor? Hayır yani ne istiyorsan. Konformist yapımcılar. Yani senin konforunu düşünüyor. Bu çok önemli, yani değerli çok değerli. Evet, yani biz iş yaptık, kulisimizin olmadığı mekanlarda çalıştık yani. Ama biz gıkımızı çıkarmadık. Biz yine aynı odada giyinip soyunuyorduk, arkamızı dönüp birbirimize. Hı-hı. Yok, mekan dar. Karavanın case'i yoktu o zaman. O zaman karavan yoktu, evet. Şimdi karavan var değil mi? Yani şimdi herkese karavan veriliyor mu? Veriliyor. Ama ya. Başrollere veriliyor. Yani başrol dediğin ama ne bileyim, bir 6-7 başrol de olabiliyor bir dizide. Ha, bizim en son Leyla ile Mecnun'da 7-8 karavan vardı. Karavanlı yani. İş yapmadım. Benim yaptıklarım hep sitcom tarzıydı. Mesela Alemin Kralı'nda evet karavan geldi bize yalan söylemeyelim. Dışarıda dış çekim vardı. Paintball oynayacaktık. Yani senaryo icabı. Bize getirdiler karavan. Hmm. Vardı bak 2000 Ali söylüyorum Ali Gündoğdu yani. Hı hı. O zaman. Evet. 2011 falan. 11-12 evet. Evet. Ben de o sıra tam Leyla ile Mecnun'a evet, başlıyordum. Evet. Bizde yoktu böyle yeni bir tane karavan gelmiş hepimiz şok olmuştuk. Ya bu şeyle de alakalı mı peki? O dizinin çok tutmuş olması, yapımcının tabii. iyi para kazanıyor tabii. olması tabii ve ki. Ondan sonra da o parayı paylaşmakta hiçbir beis görmüyor olmasıyla da doğrudan alakalı bir tabii şey ki. Mi? Tabii ki. Zaten yani, kötü işi kanal da devam ettirmiyor ki. Hı. Yallah. Yani. Yani iyi olursa, iyi giderse...
Yani biz tem stüdyolarınız güzeldi değil mi yemekleri? Evet, tabii tabii. Yani, her şeyimiz muhteşemdi. Şimdi rezidans oldu da. Ay, her şeyimiz gidiyor ya. Aa, çok üzülüyorum. Sen önüne bak. Boş ver. Üzülme tem stüdyosu için. Hayır anneler der ya. Yavrum sen önüne bak. Evet. Peki sen annem. Sen geleceğine mami, bak. Sen mami, ev kuşuna odaklan. Ama sen sordun diye anlatıyorum. Yoksa ha, bana hayır, oturup bunları düşünüyorum. Ben manyak mıyım ayol oturup. Ah tem stüdyoları niye gittin vay vay vay. Ben de yalnız bu arada benim de borderline halim nasıl? Onu sorup sorup deli, hiç sormuyorum. Sen kendi sormadın mı ya? Hiç, ama hiç. Ah, boş ver önüne bak. Ben de ben kendimi kurtarma çabuk. Hiç orada yokmuşum gibi ama. Sanki bir önceki karakterim sormuş onu ben yeni gelmişim. Borderline. Yeni, tam borderline. Bu arada şey yeni oyun projeleri geliyor mu bilgisayar oyunu? Bilgisayar oyunu değil de aplikasyon projemiz var. Aa, şu anda bir bak, tane. Bak. Onun geliştirmeleri devam ediyor. Şu an onun üstüne konuşuyoruz. Biraz daha sosyal bir aplikasyon olacak. Öyle bir şey düşünüyoruz şu anda geliştirme aşamasında. Şey yani birbirini bulacak insanlar. Evet gibi. Böyle şey. Aa match. Matchmaker. Bence öyle evet, bak. Gibi, ondan, sosyal tarz. Dediğinde niye sosyal diyor şu ben anda? Korkarım onlardan. Ben söylüyor, şey yapamam. Ama en çok şey para onlarda diyorum. Ya sen ne oldun? Bu şey mi? Aşk sevgi üzerine mi olacak? Muhtemelen öyle bir şey olacak. Yani daha çok böyle karakterleri birbirine benzeyen insanları eşleştirmek üzerine bir algoritma ya, kurmayı. Ya karakteri birbirine benzeyen eşleşse dünya yanar. Belki yakmak istiyoruz. Yani ikisi de mesela hörölölölü. O daha çok kişilik analizine göre olacak biraz daha. Ya orada aslında karakterini tanımak için aplikasyon birkaç soru sorup onu ay, tanıyacak. Ben kendime kör diyordum da sende göz yok anam. Ben kör sende yok. Ben de öyleyim bu arada. Sen de değil mi ben ya? Ben de evet, lens var şu an. Ya düşünün bu olmayan gözümle ben ne programlar ne bölümler çektim. Sen neler çektim yaparsın. Bir de görsem bir siz beni düşünün yani. İşte Allah her şeyi vermiyor. Her şeyi de herkes... Ah, çiçek mi o? Allah sana bunu veriyor ama. Ay ben hastasıyım ya. Doğa aşığı olduğum Rabbim için. Rabbim sana bak yukarıdan Rabbim bunun verilmesini olanaklı kıldı şu anda. Allah veriyor derken kendim için söylemiyorum. Bunu sana vermeyi bana görev verdi. Gerçekten mi? Ay efendim, ben ne güzel Ege'cim, bakarım bu, bunlara. Çünkü bu niye eğri duruyor? Bu bizim şeyimiz. Bu yılki temamız zeytin ağacı. Her yer zeytin ağacı. Dolayısıyla da sizlere de... Ay bu zeytin mi? Zeytin fidanı. Ah canım benim. Şu barış olsun. İçindeki toprak. Ah çok dışındaki güzel. Dışındaki çuval şeyi. Evet evet farkındayım. Ha, evet tamam. Oldu. Deli mi? Deli mi? Bence yok değildir herhalde. Değildir herhalde. Arkaya baktın mı bak arkaya? Bir şey söyleyeceğim. Senin bende kitap teman vardı. Hatırlıyor musun? Ha. Kitap getirmiştim ben. Evet. Şimdi o tabii o ilk sezonda hatırlıyor i̇lk musun? İlk sezon muydu? Şimdi bu şey o kitaplar... Ne oldu o kitaplar? Ne oldu biliyor musun? Onlar şu anda Batman Üniversitesi'nde programımızın adına açılmış olan bir bölümde kütüphanede wow okuyucularla buluşuyor. Yani biz öyle güzel diliyoruz. Öyle olduğunu devam ettiğini okur diliyoruz. Okur canım gençler. Ondan sonra şimdi güzel sizden ricam kişisel birer dilek o ağaca asacağım. Kişisel, kişisel birer dilek rica edeceğim. Gözlüğünü alabilir miyim aşkım? Ay onunla görebilecek mi? Çok yani o... Bak tabii ki muhteşem ya. Hadi ya. Yani şurası değil de şurası. Ha. Ay ne güzel bu buradan bakmak, şöyle bakmak güzel. İşte o kadar. Kaldırmadan ama gözümü. Başın öne eğilmesin ama. Başın öne eğilmesin. Aa, sen hep ileriye... Bir eko versenize. Sen... Aldırma kendini aldırma. Sen hep ileriye bak. Ha? Bir o yazacağım. Hep ileri. Sen hep ileri bak boş ver. Sen gideceğim önüne bak. Okuyacak mısın bunu? Evet. Ha, rezil et bizi. Ama ben şimdi sende oldu. Hep ileri daima. Hep ileri daima saygı sevgi. Sevgi, hep saygı ileri sevgi ve saygıyla bakın. Ben üslup takıntılı olduğum için. Okulunu tez zamanda bitirmen dileğiyle. Ay inşallah da hiç umudum yok. Benim yazım çok kötü okuyabilecek misiniz ya? Ege ne yazdın? Ben aslında biraz önce söylediğim ay şeyi yazdım. Aklıma ilk o geldi. Neydi bir soru? Ben okuyayım. Güzel bir proje, farklı bir karakterle tekrar ekranlara dönmek. Oo. Aa hadi bakalım. Kötü şey adam. Karanlık yönüyle. Ege, evet. Ege'nin karanlık tarafı ya Ege'yle ekranda güzel buluşmak. Bir de var şu şeyin de match.
Matchmaking evet. aplikasyonu. Sen girer misin öyle şeylere mesela? Girmem, hayatta girmem ben. Hayatta. Ama ben sahibini tanıyorum. Ege. Kankam. Ege. Elim de büyüdü. Ege. Bak ben, bilgiler şunlar bana uygun olacaktır. Ben girmem de sahibim. Şu çocuk nasıl iyi mi? Ege nasıl bu uygun? Sen gir Ege benim yerime bak. Evet Ege'cim şimdi duşta söylediğin şarkıyı duşta söyleme bize söyle. Bütün reytingleriniz düşer. Sesin aman çok boş ver olsun. De saçmalı. Yabancı şarkı severdin sen. Bizim evet. reytingimiz o kadar yüksek ki sen bile düşüremezsin. Allah'ım ne yaşıyor bugün bu saat? Ben bile düşüremiyorsam o zaman söyleyeyim ben. Ben de bu kafadan istiyorum. Onur bana bundan al. Ladies first yapsak peki. Önce sen hanım, önce. Ben mi? Atamadım. Ben sana vokal yapayım. Hangi şarkı? Dur dur ben senin yanına geleceğim. Tamam. Sen bekle. Başlıyormuşum şimdi Ankara'nın bağları diye. Bütün bilinçaltım bozuldu. Bu aralar duşta ne söylüyorsun? Bu ara bir tane şarkı var. Şarkıcının adı nasıl okunuyor? İnşallah yanlış okumam. XXXTentacion. Var ya bir tane yabancı. Biz rapçi. Onu şey kuşağı rap olarak şey evet, yapmıyor. Biraz Merda rap seviyor o kadar. Biz Chopin falan biliyoruz. O zaman Ezel'den söyleyeyim. Ezel'i çok severim. Harika. Ben de. Kötü insanlar kötü. Bunu aklım almaz. Melodisi nerede bunun? Yok. Şiir oku. Şiir oku yavrum bize. Canım sana duşta şiir oku. Kötü evet. insanlar kötü. Hangi kötü? O zor bir şarkı. Şey söylesene. İspas, kir, kömür, plastik. Daha zorunlu değil mi? Sen şey söylesene daha dün annemizin. Kolay. Şey hem sihirliyim hem gerçek. Güzel. Bu arada duşta bunu söylüyorum. Artık buradayım. Nana herkese yardım edecek. Gündüz insan, gece bebek. Beraber evet. söyler misiniz bunu? Yapalım mı? Olur. Hadi ayağa kalk. Aynı duş başlığına. Ay. Evet, o zaman. Ben şey yapıyorum, bunu bana da benle dalga geçiyorduk küçükken hatırlıyor musun? Hem sinirliyim, hem gergin. Na 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 na. Bazen sinirleniyor derim abla. Hiç sinirlenmez. Sinirli ve gerçek yerine. Gel. Bir. 2-3 hem sihirliyim hem gerçek. Nana 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 na. Artık buradayım. Nana herkese yardım edecek. Gündüz insan, gece bebek. Bu sırrımızı kimse bilmeyecek. Hep daima ileriye bakacağız. Geçmişe. Belaya.